da bir tutamda inci kanalımda harika baget ekmekler hazırladım. Şimdi tarif sizlerle kanalımda olacak. Gördüğünüz gibi içini tam çekmiş. Gayet güzel ekmeklerim var. Katıksız bile tüketilebilecek bir ekmek. Sevdiklerinizle harika sofralarda tüketebilirsiniz. Bir tutamda inci kanalımda sizlerle. Şimdi tarife buyurun lütfen. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle kahvaltılık baget ekmek hazırlayacağız. Ben bütün malzememi hazırladım. Hemen yapılışına başlıyorum. 2 su bardağı ılık suyum var. Suyumu alıyorum. Daha sonra 1 paket kuru mayam var. 2 yemek kaşığı kadar şekerim var. Bu üçlüyü şekerim eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra 6 su bardağı kadar un hazırladım. Unumu eledim. Yavaş yavaş unumu içerisine ekliyorum şekerim eridikten sonra. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Ve yavaş yavaş karıştırarak hamurumun içerisine unumu ekliyorum. Unumuzu parçalar halinde ekleyebilirsiniz. Daha sonra elime eldiven giyip hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Elime eldivenimi giydim. Spatulamdaki hamuru alıyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet. Hamurları bırakmıyoruz, hamurlarımızı telef etmiyoruz. Kalan unumu da ekliyorum ve yoğurma işlemime devam ediyorum. Hamurumu hazırladım. 6 su bardağı un kullandım. Hamurunuz çok yumuşak bir hamur değil. Yoğururken de bayağı uğraştırıyor sizi. Ama yoğrulup yani tamamen bütün malzeme iç içine girdikten sonra gerçekten de güzel bir hamur oluyor. Şöyle elinizle bastırdığınızda orta yumuşaklıkta bir hamur elde edeceksiniz. Ben hamurumun ağzını kapatıp 1 saat kadar onu dinlendireceğim. Isıtılmış kapatılmış fırının içerisinde dinlendireceğim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Evet. Tezgahımı hafif unladım. Hamurum hazır. Gayet güzel kabarmış. Şimdi hamurumu kabımdan tezgahıma doğru alacağım ve hafif yoğurup şeklini vereceğim. Evet. Tezgahıma yapışmaması için ben o yüzden un serptim. Sizler de serpebilirsiniz. Gayet güzel olmuş. Evet. Şimdi hamurumu parçalara ayıracağım. Önce
iki parçaya ayırıyorum. Şöyle. Daha sonrasında 1, 2, 3, şuradan hafif şuraya ek yapacağım. Şöyle 4 parçaya ayırdım. Tekrar şimdi ayırdığım hamurlarımın tamamını bezeler halinde buraya alacağım. Bezeliyorum ve biraz daha bezeli halde mayalanmalarını istiyorum onların. Ben bütün baget ekmeklerimi bu şekilde bezelere ayırdım. Şimdi üstlerini temiz bir bezle örteceğim ve o şekilde bir 10-15 dakika onlara mayalama yaptıracağım. Şu şekilde örtüyorum. Unluyorum tezgahımı ve önce bu şekilde yuvarlıyorum. Daha sonra daha fazla açılmasını isterseniz şöyle yaparak da açabilirsiniz. Ya da ellerinizle tutarak bu tarafa doğru çekebilirsiniz biraz. Benim için bu kadar açılması yeterli. Şimdi hazırladığım hamurları tepsime dizeceğim ve onların üzerlerine çiziklerini atıp ben aralarına yapışmasın diye şu şekilde kıvırdım ekmeklerimi. Tekrar ısıtıp kapattığım fırınımda bir tepsi mayası yaptıracağım onlara. Ve ondan sonra pişirmeye başlayacağım. Benim jiletim olmadığı için ben bir bıçak yardımıyla kesiyorum. İsterseniz böyle düz çizik de atabilirsiniz. Şimdi tepsi mayası yaptırmak üzere fırına gönderiyorum ekmek. Tepsimi de hazırladım. Şimdi ekmeklerimi ona da dizip göndereceğim. Şöyle hamurlarımın birbirine yapışmaması için şunu koyayım. Daha rahat olacak. Şimdi bunu tekrar bıçak yardımıyla çiziklerini atacağım ve ondan sonra da mayalanmaları için bu ekmeklerimi de fırınımın içerisine ekleyeceğim. Ekmeklerimi hazırladım. Tepsi mayalarını da yaptırttım. Isıtılmış ve kapatılmış fırına soktum. Şimdi ellerimi hafif şöyle bir suda ıslatıyorum ve yufka ekmek sular gibi hafif ekmeklerimin üzerine doğru silkeliyorum. Bir tepsimi bu şekilde yapacağım. Diğer tepsimin de üzerine yoğurt sürüp küncü dökeceğim. Sizler hangi şekilde isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi üzerine hafif un serpeceğim. Ekmeklerime de şöyle
Tepside de tekrar mayalandıkları için iyice kabardılar. O kabarıklıklarını söndürmeden, çok bastırmadan hafif hafif yoğurt sürüyorum. Yoğurt onların çok güzel kızarmasını sağlayacak. Katıksız bile yenebilecek bir ekmek yapıyoruz. Üzerine küncü de dökeceğim bunların. Küncü yani susam. Hafif hafif üzerlerine doğru gezdiriyorum. Şimdi 200 derece fırında altları ve üstleri iyice kızarana kadar pişireceğim. Ve piştikten sonra baget ekmeklerim hazır hale gelecek. Benim üzerine yoğurt sürdüğüm ekmeğim çıktı. Gayet iyi görünüyor. Şimdi üzerine hafif yine yufka ıslatır gibi su serpeceğim. Gayet güzel. Alt üst ayarda 25 dakikada oldular. Çok sıcaklar, o yüzden kaldıramıyorum. Altı üstü gayet iyi pişti. Şimdi üstünü kapatacağım ve onları hafif soğumaya bırakacağım. Diğer ekmeklerimi de fırına koydum. Onlar da çıktıktan sonra tekrar göstereceğim sizlere. Yavaş yavaş üzerleri ve altları kızarmaya başladı. Fırın tepsimi şöyle bir ters çevirdim. Çünkü bu taraftaydı bu ekmeğim. Bu taraftaki de eşit şekilde pişsin diye. Gayet iyi durumda şu anda. Birinci tepsim pişti. İkinci tepsim de pişmek üzere. Evet, benim ekmeklerimin diğer tepsisi de pişti. Onun da altını göstereyim. Çok sıcak. Daha yeni çıktı fırından. Altları gayet güzel pişti. Üstleri de aynı şekilde. Şimdi bu tepsimin üzerine de bir bezle kapatıyorum. Şimdi diğer ekmeğim soğuduğu için onun içini göstereceğim sizlere. Şöyle yapayım. Rahat görünsün. Evet. Şimdi ekmeğimi çok hafif parçalıyorum ve içini çekmiş gayet güzel yumuşacık bir ekmek gördüğünüz gibi. Şöyle yapayım, gayet iyi. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Her zaman bir tutamda inci kanalımda kalın.